Değerli dostum, Sayın Bakan Marius'un da biraz önce belirttiği gibi bizim gerçekten son derece köklü bir tarih geçmişimiz var. Ortak değerlerimiz var ve NATO içinde stratejik işbirliğimiz var. NATO müttefiki olarak biz yapmakta olduğumuz çalışmalarımızın daha da gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanlarımızın yaptığı çalışmalar, çerçeve bizim için gerçekten son derece aydınlatıcı ve yol gösterici olmuştur. Bize değerli dostumla birlikte Mayıs ayında Türkiye'de bugün de burada çalışmalarımızı geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan biz bu bakanlar üzerinde bu çalışmaları sürdürürken diğer taraftan da askeri diyalog toplantılarının yapılacağını ve bunun da ötesinde yüksek düzeyli stratejik konseyin toplanacağını da burada belirtmek isterim. NATO çerçevesinde yaptığımız çalışmalar için bunun bir parçası olarak burada Polonya'daki Kuzeydoğu kol ordusu ve tümeni için gerekli katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Çok uluslu kol ordu ve çok uluslu tümen için katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Basın. Ayrıca Polonya'nın bu deniz karakol uçağı göndermek suretiyle bizim oradaki çalışmalarımıza katkı sağladığından dolayı da ben değerli arkadaşıma huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca biz de Polonya'daki yapılan çalışmalar çerçevesinde Air Policing ile alakalı olarak buraya gelen bizim unsurlarımız oldu, uçaklarımız oldu. Uçaklarımız burada başarıyla Temmuz ayından Eylül ayına kadar görevlerini yaptılar. Polonya içinde, Polonya Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla birlikte. Ve orada Malbork'ta bizim askeri personelimize gösterilen ev sahipliğinden dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve biz diğer taraf, bir taraftan askeri eğitim işbirliği konusundaki çalışmalarımızı sürdürürken, bunlarla yapılacak düzenlemeleri yaparken, diğer taraftan da savunma sanayi neler yapabileceğimizi görüştük, görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşmasıyla birlikte ilişkilerimizin çok daha süratleneceğini söylemek yanlış olmayacak. Polonya'nın sahip olduğu potansiyel, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel, bu potansiyellerin istifadeyle ortaya çıkacak sinerji çerçevesinde ülkelerimizin güvenliği için elimizden gelen gayreti gösterdik. Silahlı kuvvetlerimizin gelişmesi için gelen gayretleri, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ve bu şekliyle hem de sadece kendimiz için değil, aynı zamanda NATO için de, bölge için de istikrara önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Biz gerçekten benzer bir yaklaşım içinde Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın hakim olması için gayret gösteriyoruz. Bu konuda gerçekten benzer düşünceleri taşıyoruz. Biz amacımız ülkelerimizin güven içinde olması, bölgenin güven içinde olması, istikrar içinde olması ve buna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Karşılıklı olarak personel değişimi yapmak suretiyle personelimizin eğitiminin olabildiğince güçlenmesine gayret göstereceğiz. Ve savunma sanayi konusunda da ülkelerimizin sahip olduğu potansiyelden en üst düzeyde yer almak suretiyle ihtiyaçlarımızın, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının, silah, araç, gereç, donanımın olabildiğince yerli ve milli olarak sağlanmasına çalışacağız. Son derece olumlu ve yapıcı bir gündemle yaptığımız çalışmaların sadece ülkelerimiz için değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz ittifaklardan NATO için ve Avrupa Birliği için de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye için Avrupa Birliği tam üyeliği stratejik bir hedeftir. Bu konudaki desteklerinden dolayı da yine Polonya'ya ve değerli kardeşime, değerli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizleri, siz değerli basın mensuplarını ve Polonya halkını da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bardzo dziękujemy panom ministrom. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.